İnsan beyni glikoza ve oksijene ihtiyaç duyacak şekilde yaratılmıştır. Mesela erişkin insan oksijensizliğe yaklaşık 4 dakika, yeni doğan bebekse maksimum 10 dakika dayanabilir. Beynin sürekli ve yeterli şekilde oksijen alabilmesi için insan bedeninde 3 farklı yapı birbiriyle bağlantılı olarak çalışır. Solunan havanın içindeki oksijen, vücuda burun delikleri, nefes borusu ve akciğerlerle taşınır. Akciğerlerde oksijen havadan kana geçer ve kandaki al yuvarların içinde bulunan hemoglobin tarafından bağlanır. Kanda oksijen taşıyan al yuvarların üretildiği merkezse kemik iliğidir. Oksijen bakımından zengin kan, bedene, kalp damar sistemiyle dağıtılır. Bu sayede oksijen bir organdan diğerine kusursuz bir şekilde nakledilir ve sistem hiç durmadan siz her nefes aldığınızda tekrar eder. Şu an siz bu cümleleri dinlerken, cümleler üzerinde düşünürken, ekrana bakarken, oturduğunuz yerde sizin hiçbir müdahaleniz olmaksızın tüm bunlar gerçekleşir. Üstün güç sahibi Allah her şeyi kuşatandır. Bu gerçek bir ayette bizlere şöyle bildirilmektedir. Rabbim ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Oksijen taşınmasında önemli bir faktör, gazların oluşturduğu basınç etkisidir. Çünkü akciğerlerde bulunan ve alveol olarak adlandırılan hava keseciklerindeki gaz alışverişi bu etki sayesinde düzenlenir. Başta beyin hücreleri olmak üzere vücudumuzdaki bütün hücrelerin yeterince oksijen alabilmesi için akciğer, kan ve kalp büyük bir uyum içinde çalışırlar.